Sayın izleyiciler, Türkiye'de Ustalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Şanlıurfa ili Hardan ilçesi Bellitaş Mahallesi Muhtarı Ali Gök ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Allah razı olsun, sağ olun, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kaç dönemdir muhtarsınız efendim? 2 dönem efendim. Köyde 5 yıl muhtarlık yaptınız. Evet, değil mi? Evet. Tüzel kişilikler kapanmadan. Evet. 5 yıl daha hizmetleri kazandırdınız efendim. Efendim hiçbir hizmet alamadık. 5 yıl hiç alamadınız mı? Hiç alamadık. Evet. Hiçbir hizmet alamadık. İstedin mi efendim? İstedim. Köyden hizmet götürebildiğinde. İstedim, dilekçe de verdim. Evet, hangi konularda dilekçe verdiniz? Yolla ilgili, drenajla ilgili, parket taşla ilgili. Yani göletin dolması için evet. Hepsini istedim. Sayın izleyiciler, mahal, köyün eksik olan hizmetlerin yapılması için her konuda dilekçe verdiğini belirtiyor muhtar arkadaşımız, ancak 5 yılda hiçbir hizmet alamamış. İşte köylerin tüzel kişilikleri tüm şehir yasasıyla kapatıldı, mahalleye dönüştü. Muhtarımız 2. dönem Bellitaş'ında ilk mahalle muhtarı olarak seçildi ve tarihteki yerini aldı. Efendim, mahalle muhtarı olarak seçildiniz. 13 ay bitti. Hiç hizmet aldınız mı? Hayır. Hangi konularda dilekçe verdiniz? Hangi konu? İşte dediğim gibi direniş... Aynı konularda yine dilekçe verdim. Aynı konularda dilekçe verdim. Evet. Hiçbir hizmet almadım. Hiçbir hizmet almadım. Hayır. Evet. Evet sayın izleyiciler. Ya biz de buraya hizmet neden yapılmıyor? Yetkililere de sormak istiyoruz. Oysa ki buranın, bu bölgenin insanı, Hardan'da yaşayan vatandaşlarımızın tamamı ve Akçakale, ovadaki ve diğer yerlerdeki dağ kısmındaki köyleri de ziyaret ettim. Türkiye'nin birçok iline, ilçesini ziyaret ettik. Ancak misafirperverli, cana yakın, hoşgörünün en fazla olduğu bölge burası. Bütün ben Akçakale ve Harran vatandaşlarımızın tamamına ve özellikle de tüm muhtar arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden değerli, iyi arkadaşlarımız. Ancak bu bölge hizmette de unutulmuş, yollar işler acısı. Muhtarımın da yeğeni olan Aslan Kuyusu Mahallesi Muhtarı Ahmet Çağatay ilgili yerlere de dilekçe yazmış Ankara'ya kadar. Hardan bölgesinin mahalleye dönüşen köylerin yollarının, affedersiniz, eşek ve at arabası gidecek şekilde kaldığını belirtmiş. Ben de buna katılıyorum. Muhtarımın yolu da toprak. Değil mi? Toprak. Taşlı tarla gibi. Buraya gelirken takır 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 geldik. Arabamızda ne önden ne alt takımdır, ne rot balans kaldı. Yani yol yok sayın izleyiciler. Biz mutlaka bu Şanlıurfa'nın şanına yakışır insanlarına hizmet yapılmasını istiyoruz. Hizmetin de yoldan başlamasını istiyoruz. Doğru mu? Evet efendim. Evet. Muhtar arkadaşımızla sohbetinizde içme suyunda sorun olduğunu konuyu izah eder misiniz efendim? Konuyu izah ederim. Ben de 3 sene önce Urfa'dan onayladım. Borularımızı aldık. 7 kilometre boru aldıydık. Evet. İhaleye vereceklerdi. Hala da ihale vereceklerdi. O zaman köy hizmetleri vardı. O kapandı şimdi. Kapandı. Süskü'ye verdim. Süskü'ye de verdim. Söyledim iki sefer. Ben ayağımla gittim söyledim. Evet. Yapacağız yapacağız. Hala da yapacaklardı. Yapamadılar. Evet. Yani bu içme suyumuz köy 140 haneydi. Toplamda şu anda 140 hane. Toplamda hane. Evet. Evet. Okulumuz da var. Yani evet. 600-700 öğrencimiz var. Evet. Yani bu okulla ilgili bizim köyün su sıkıntısı çekiyordu. Evet. Şu anda. Evet. Yani bizim oradan yani suyumuz gelince tabii tek tek dağlardan geliyordu. Tek tek dağından geliyordu efendim. Evet. 7 kilometre köye varana kadar Arın Bellitaş arasına kadar evet. geliyor. Yani şu geldiğiniz yoldan zaten suyumuz devam ediyor. Gördüm evet. Yani traktör geçebiliyor, kreder geçebiliyor. Yani o borular kırık. Kırık. Yani biz arızasını biz gidiriyoruz. Yani biz yapıyoruz onları. Suskü'nün görevi bu. Suskü'nün görevi ama Suskü'nün geldiği yok. Gelmiyor, müracaat ediyor. Hayır yani geldiği yok. Yani müracaat etsek bile gelmez. Gelmiyor. Hayır. Evet. Müracaat ettiniz mi? Yetsek de gelmiyor. Yani ya biz kendi ben oraya kadar varana kadar ben burada yaptırırım. Burada yaptırırım ben diyorsun. Tabii. Evet. Ben yaptırırım. Ama telefonla müracaat etmeniz lazım. İnanın yani. Şuski Harran'a da şube açmış biliyorsun. Bir kere de başına müdür vermiş. Evet müdür de vermişler. Evet. Ben müdüre geçenlerde gene aynı söyledim. Bir yerde karşılaştık. Ben evet. Tadaş'a gittim orada gördüydüm. Oradan konuştum dedim bak bizim yolumuz şu anda
biliyorsunuz, gördünüz belki. Evet. Dedi evet biz yapacağız. Evet. Yani bu ayın içinde yapacağız, Mayıs'ta yapacağız. Evet. Hala da yapacaklar. Baka ne zaman yapacaklar? Yolda halen öyle duruyor. Evet efendim. Evet. Bir de toplaştırma da ilgili bir soru. Toplaştırma ile ilgili 3 sene bekliyoruz toplaştırmanın olması için. Evet. Ya şu kendi aramızda sıkıntılar görüyoruz. Evet. Yani komşumdan, amcam oğlumdan yani sıkıntılar görüyoruz. Toplaştırmanın olmasını rica ederiz. Evet, 3 yıl geçmiş toplaştırmada olmamış sayın izleyiciler. Evet efendim, biz evet. Biz toplaştırmayı mutlaka yapılmasını istiyoruz. 2012 yılında ben Karaman'a gitmiştim, orada toplaştırma yapılmıştı, çok güzel. Antep'e geçtik geçen işte bundan 2 ay önce, orada da toplaştırma yapılmış. Burada da vatandaşlarımız toplaştırma yapılmasını istiyorlar çünkü sorunları var. Bu sorunlarına çözüm istiyorlar. Muhtarım, altyapı kanalizasyon var mı? Hayır. Köy konağı, muhtarlık odası, taziye evi. Hayır. Çocuk parkı. Hayır. Spor kompleksi, voleybol, basketbol. Hayır, hayır. Efendim nüfusunuz 3000'e yakın dediniz. Sağlık yerimiz var mı? Sağlık hocamız var evet. Var değil mi? Var. Görevlisi var mı? Hayır. Görevlisi de mi yok? Hayır, görevlisi de yok. Evet, görevli istiyoruz sayın izleyiciler buraya. İl Sağlık Müdürlüğü'nden buraya bir doktor yok değil mi? Doktor yok efendim. Evet, doktor yapılmasını istiyoruz. Yan tarafında da yakın köy var, bu tarafta da yakın köy var. Bu muhtarım nüfusu 3000'e yakın diyor. Zaten 3000'e yakın, 3000 olan yerlere aile hekimliği açılıyor. Burada da doktor olmadığını belirtiyor. Buraya doktor ataması yapılmasını istiyoruz. Artı yan tarafında da 2 tane mahalleye dönüşen köy var. Burası tam merkezi konumunda. Doğru merkez, mu? Merkezi efendim. Evet. Merkezi. Kaç seçmeniniz vardı muhtarım? Seçmen 500'ün üzerinde. 500'ün üzerinde. Evet. Evet. Başka önemli konumuz var mı? Emekli oldunuz mu efendim? Hayır, daha emeklilerim var, daha var. Ben 2 sene sonra emekli olacağım. Muhtarsınız, SESKA primlerini devlet yatırıyor mu efendim? Devlet yatırmıyor, ben yatırıyorum da paramı. Evet, aslında kim yatırmalı bunu? Devlet yatırması lazım. Değil mi? Çünkü niye? Muhtarlarımızı da halk seçiyor, sayın izleyiciler. Değil mi efendim? Muhtarlar kamuoyu, yani halk tarafından seçiliyor. Ancak işte belediye başkanı, milletvekillerini halk seçiyor. Onlar iki yatırılıyor. Muhtar iki evet. Yatırılıyor. Yatırılıyor. SESKA Bağkur primlerinde mutlaka devlet yatırmalı diyor. Efendim şu anda gene bir sorunumuz var şu anda. Bizim. Göle, o gölet efendim. Hayır, göletle alakası değil şu anda. Bizim köyde okulumuz var. Evet. Taşımalı okulumuz var. Taşımalı öğrenci mi geliyor buraya? Taşımalı öğrenci 1900 metre Alacalı'ya kadar taşımalı var. Evet. Bizim buraya kadar yani yeni mahallemize kadar. Evet. Bellitaş'ın yeni mahallesine kadar evet. 1700 metre taşıma yapılmıyordu. Evet. Bir de şu anda ana sınıftaki öğrenciler, bir de 8-12'ye kadar öğrencimiz var. Evet. Bunlar yayan geliyordu. Ta öğle saatlerinde bırakıyorlar çocukları yollarda. Evet. Yayan geliyorlardı ta buraya kadar. Çözüldü mü o konu? Hayır, daha çözülmedi. Ben o konuyu daha bugün gördüm ama bugün gidecektim yani sözde. Evet, sayın seçtim. Yani işte muhtarımız mutlaka işte konulara hakim olmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin Cumhuriyeti ve muhtarıyım dedi. Muhtarlarımız dedi, mahallesindeki, köyündeki her konuyu bilecek dedi. Burada da eğitimin taşıma sorunu var. 1900 metre, 1700 metre değil mi efendim? Evet efendim. Yani 2 kilometreye yakın uzaklıktaki okula çocuklar, öğrencilerimiz yazda, kışta, tozda, toprakta yayan gidiyor. Evet. Ve bunlara bir servis verilmesini istiyoruz. Duyarlı vatandaşımız, muhtarımız, Harlan ilçesi, Bellitaş Mahallesi muhtarı Ali Gök'e de Türkiye'de muhtarların sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz. Allah razı olsun, sağ olun.